Arkadaşlar merhaba, felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Ebubekir Bekir Zekeriya Razi'nin filozofça yaşam eserine dair müzakeremizin 13. bölümündeyiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız seviniriz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde filozofça yaşamın aslında bir yaşam biçimi olduğunu, kişinin karakter ve kimlik gelişiminin aslında filozofça yaşamla beraber en üst noktasına ulaştığını söylemiştik. Fakat orada size bir unsurdan bahsetmiştim. Daha önceki müzakerelerimde de hep vurguladım. Hayır ve sana ne demenin insanın kendi kişiliğini ve kimliğini oluşturmadaki öneminden bahsetmiştim. Şimdi ben bu müzakereye başladığımda aslında bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. 13. bölümdeyiz. Fakat Ebu Bekir Zekeriya Razi'nin Filozof Yaşam adlı eserinden hareketle hem bugünkü sorunları hem de Ebu Bekir Zekeriya Razi'nin dile getirdiği sorunları tartışmak istiyorum. Bugün de size özellikle hayır ve sana ne ile ilgili bir video hazırlamak istiyorum. Neden? Çünkü daha önceki müzakerelerde ara ara bundan bahsetmiştim. Ama bazen bunu arkadaşlarımız farklı anlayabiliyorlar. Neden? Çünkü işte felsefenin her zaman için isyankar, itaatsiz bir tutum olduğunu ve her zaman uyumsuzluk getirdiğini söyleyen insanlar var toplum içerisinde. Şimdi biz de diyoruz ki evet felsefe itiraz kültürü ortaya çıkartabilir. Yeri geldiği zaman da hayır, yeri geldiği zaman da sana ne demeyi insanlara kolaylaştırabilir. Neden? Çünkü felsefenin bilgisel altyapısı ve kendi duruşuna dair kişinin farkındalığı bunları gerektirir. Peki bu itiraz kültürü karşımızdaki insanların aleyhine midir? Genelde toplumda böyle algılanır. Halbuki yani sadece felsefe açısından değil dinen düşündüğümüz zaman da haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır şeklindeki ifadeyi hatırlamamız lazım. Bundan dolayı bugünkü müzakeremizde ben özellikle felsefede hayır ve sana ne demenin önemini vurgulamak istiyorum. Şimdi burada şöyle bir aslında iki bölümlük bir tartışma açmak istiyorum. Birincisi şu niçin hayır diyemiyoruz ve Niçin hayır demeliyiz? Şimdi size bir soru soracağım. Sizler hayatınızda hayır diyebiliyor musunuz? Diyebiliyorsanız bunun arka planında ne var? Diyemiyorsanız bunun arka planında ne var? Dediğimiz zaman neyle karşılaşıyoruz? Demezsek neyle karşılaşıyoruz? Bu sorularla ilgili sizlerin görüşlerini de bekliyorum. Bu konuyla ilgili kişilerin gelişim sürecini ise hem ailesi, hem eğitim durumu, hem de sosyal çevresi sağlıyor. Şimdi ilk sorudan başlamak istiyorum. Niçin hayır diyemiyoruz? Biz aslında İnsanlara değer verdiğimizi, onları sevdiğimizi, onlara karşı saygımız olduğunu göstermek için onların her dediğini kabule meyyal bir tutum benimsiyoruz. Yani bu toplumda aslında sevdiğimiz, benimsediğimiz insanların görüşlerini benimseme, davranışlarını benimseme, yaşam tarzlarını benimseme şeklinde anlaşılıyor. Halbuki burada bir sorun var. Buradaki sorun e, biz neredeyiz? Yani ben sizin davranışlarınızı, görüşlerinizi, yaşam tarzınızı, her şeyinizi aldığım zaman o zaman Aygün nerede? İşte böyle bir sorun var. Bunu zaten bir sonraki soruyla tartışma açacağım. İkinci olarak biz niçin hayır diyemiyoruz? Hayır diyemememizin bir diğer nedeni de doğru ve yanlışı ayırt edememek arkadaşlar. Birçok insan fikirlerini bütüncül bir çerçeve içerisinde dil, düşünce ve mantık çerçevesinde oluşturmadığı için eğitim sürecini sorgulayıcı ve analiz edici bir yöntemle tez antitez ve sentez şeklinde olgusal durumları tek tek inceleyerek onlara dair sonuçlar çıkartarak götürmediği için birçok konuda eğriyle doğruyu, iyi ile kötüyü ayırt edemiyor. Ve bundan dolayı da kendisinin üzerinde bir otorite duymak istiyor. Bu arkadaşlar ailede otorite olabilir, okulda otorite olabilir ya da işte bir takım e, toplumsal yapıların içerisindeki e, bozuk bir takım yapıların üzerinde kurduğu otorite olabilir. Yani eğer kişi kendi kararlarını kendisi veremezse bir takım otoriteleri benimser ve o otoritelerin ona sunduğu şeyleri kabul etmek zorunda kalır. Bu da bana göre bir diğer hayır ve sana ne dememenin sebebi. Son olarak bu noktada söyleyeceğim bir şey daha var. Niçin hayır diyemiyoruz dediğim zaman baskılanmış bir karakterimiz varsa yani çocukluktan itibaren tercihlerimizin kendimiz tarafından yapılmasına izin verilmemişse aile, okul, sosyal çevre çok baskınsa ve biz bu itiraz kültürünü kazanamamışsak bu da sosyal yaşamın içerisine girdikçe hayır demeyi engelleyen bir diğer unsur. Şimdi ikinci soruya geleceğim. Niçin hayır demeliyiz? Yani filozofça yaşamın erdemli bir yaşamın oluşması için neden hayır demeyi başlatmamız ve devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi bu hayır demeyi devam ettirmemiz gerekiyor derken de her şeye hayır diyen, her şeye uyumsuz, her şeye aykırı bir tip onu kastetmiyoruz arkadaşlar. Doğruyla yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt edip kendi alanıyla diğerlerinin alanları arasındaki ilişkileri çözümleyebilecek bir yapıdaysak eğer, o zaman burada hiçbir sıkıntı çıkmaz. Çünkü sosyal yaşamdaki birçok sorunun temel kaynağı şudur arkadaşlar, alanlarımızı belirleyemiyoruz. Aile içinde alanlarımızı belirleyemiyoruz, sosyal çevremizde alanlarımızı belirleyemiyoruz, okul hayatında, iş yaşamında, birçok noktada alanlarımızı belirleyemiyoruz. Bu alanlarımızı belirlemediğimiz için de çatışmalar doğuyor ya da baskılanıyoruz. Şimdi demin söylemiştik. Hayır diyememenizin sebeplerinden bir tanesi karşımızdaki insanları kırmamaktı. E şimdi karşımızdaki insanı kırmayacağız ve sürekli olarak onların dediklerini kabul edeceğiz. Ve bu dedikleri belli bir noktadan sonra bizim kişiliğimizi, karakterimizi ve isteklerimizi bastırmaya başlayacak. Bastırdıkça bizim içimizde biriken aslında itiraz daha da büyüyecek. Daha da büyüyecek ve daha da büyüyecek. Sonra hiç istemediğimiz bir anda belki bu ortaya çıkacak. İşte aslında karşımızdakini kırmak istemezken hem kendimizi kırmış olacağız hem de karşımızdakini kırmış olacağız. Niye? İstemediğimiz şeyleri yapa yapa psikolojik açıdan çökeceğiz. Ve karşımızdaki de bizim onlar istediğimizi düşündüğü için o eylemlerini devam ettirecek. Onun için insanlar eğer kendi alanlarınızı belirlerseniz, sınırlarınızı bilir. Yani Aygün'ün sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor. Ama ben sınırlarımı size göstermezsem siz ne yapacaksınız? Doğal olarak belki beni sevdiğinizden, belki bana değer verdiğinizden benim sınırlarımı ihlal edeceksiniz. Ve bunun farkına bile varmayacaksınız. Çünkü ben siz sınırlarımı ihlal ettiğiniz zaman itiraz etmeyeceğim. Gülümseyeceğim, tebessüm edeceğim. Bakın bu iki yüzlü bir anlayışla getiriyor. Hem karşımızdakinin bizi tanımasını engelliyor. Hem bizim kendi varlığımızı örselememizi, baskılamamızı ve onun altında kalmamızı sağlıyor. Ve böylece toplum artık mutsuzluğa doğru giden bir yol alıyor. Niye? Çünkü devamında ne yapıyor bu insanlar? Kendisinin baskın karakterinin herkese geçerli olacağını zannederek bu sefer de gidip başkalarına aynı şekilde baskın karakter uygulamaya çalışıyor. O zaman karşısındaki de buna itiraz ettiği zaman bu sefer onunla da kavga çıkıyor. Onun için yaşam alanlarını oluştururken bana göre eğitimin en temel noktası şu arkadaşlar. Bir insanı eğitimli diyebilmemiz için nerede nasıl davranacağını bilmesi diyebilirim. Çünkü nerede nasıl davranacağını bilen insan temel çerçeve içerisinde iyi ve kötüyü doğru ve yanlışı ayırt edip adab-ı muaşeret içerisinde söylemlerini, eylemlerini yapabilecek bir kapasiteye gelen kişidir. Niye? Çünkü eğitim bütün yaklaşımlarımızı biçimlendirir arkadaşlar. Nasıl? Mesela eğitim parayı biçimlendirir. Eğitim makamı biçimlendirir. Eğitim ünvanı biçimlendirir. Eğitim ailedeki sosyal ilişkileri biçimlendirir. Eğer eğitildiğimiz halde bunların hiçbirisi biçimlenmiyorsa, parayı kullanmayı bilmiyorsak, insanlara nasıl davranacağımızı bilmiyorsak, makam mevki sahibi olup insanlarla olan yaklaşımlarımızda bir denge oturtturamıyorsak, işlerimizi ve eylemlerimizi belli bir çerçeve içerisinde, nezaket çerçevesi içerisinde gerçekleştiremiyorsak o zaman biz bu eğitimi almamışız demektir. Şimdi filozofça yaşamla ilgili benim için bir nokta daha önemli arkadaşlar. Niye? Çünkü İnsanlar hayır dediği zaman etrafındaki insanların onu terk edeceğini düşünüyor. Şimdi doğru. Yani etrafınızdaki sizi istismar etmek, kullanmak, sizin iyi yönlerinizi kullanıp sizin üzerinize işini yıkmak ya da başka şeyler yapmak için insanlar sizin yanınıza yanaşacaktır. İşte hayır diyebilirseniz bu insanlar etrafınızdan uzaklaşacaktır. Yani size değer vermeyen, sizi öz benliğinizle tanımayan ve karakter ve kişilik olarak da aslında kendi karakter bozukluğunu karşıda bastırarak rahatlamaya çalışan kişiler sizden uzaklaşacaktır. Yani eğer siz kendi kimliğinizi ortaya koyarsanız iyi ve kötüyü ayırt edebilen bir kişilik olarak yeri geldiği zaman insanlara nerede duracağını söyleyebilirseniz o zaman nitelikli insanlar sizin bu duruşunuz sebebiyle sizin yanınızda olacaktır. He şimdi şöyle diyebilirsiniz hocam yani nitelikli insanlar bizim yanımızda duracak ama diğer insanlar ne olacak? İşte burada sizin tercihleriniz önemli. Yani eğer herkesle ben işte iyi olsun kötü olsun yüzüme gülen herkesle beraber olmak istiyorum diyorsanız bu sizin tercihinizdir. Ama şunu söylüyorsanız ya ilkeli nitelikli insanlarla beraber olmak istiyorum diyorsanız benim benliğim kişiliğim ve kimliğim önemli diyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Bunu başarmamız gerekiyor. Şimdi ben bazen şöyle bir öneride de bulunuyorum. Geleneksel olarak insanımıza itaat kültürü sürekli olarak vurgulandığı için birçok arkadaşımız hocam ben hayır diyemiyorum şeklinde bir ifade kullanıyor. Şimdi Hayır diyebilmenin yolu nereden geçiyordu aslında? İlk mantıktan geçiyordu. Şimdi mantıkta biz iyi, doğruyu, olaylar arasındaki ilişkileri, sebep ve sonuç ilişkisini çözümledikten sonra eğer bir olayda haklı, doğru ve tutarlı bir noktadaysak eğer işte o zaman da yanlış bir şey istendiği zaman hayır diyebildiysek eğer kendimizi ödüllendirmemiz lazım. Yani özellikle hayır diyemeyen arkadaşlar bunu tavsiye ederim. Eğer kendinizden eminseniz, doğruyu, iyiyi, hukuki, ahlaki ve insan olarak biliyorsanız ve buna rağmen hayır demekten korkuyorsanız hayır diyemiyorsanız kendinizi artık bir alıştırma bir tecrübe deneyim sahasına almanız gerekiyor. Ve her bir deneyimden sonra kendinizi ödüllendirmeniz gerekiyor. Yani bu davranışsal olarak kendinizi yavaş yavaş değiştirmeniz anlamına geliyor. Onun için etrafınızdaki insanların uzaklaşmasından korkmayın. Etrafınızdaki iyi insanlar uzaklaşmasın. Eğer kötü insanlarla aranızda bir mesafe varsa bu sizi mutlu etmeli, üzmemeli. Ben hep şunu söylerim. Kötü insanlar sizi övüyorsa bunun iki sebebi vardır. Ya sizi kötülüklerinde kullanmak için bir ortak görüyordur ve siz de kötüsünüzdür. Bundan daha kötüsü de var. Sizi saf görüyordur. Şimdi hocam kötü olmak mı daha iyi, saf olmak mı daha iyi? Ya da kötü olmak mı daha kötü, saf olmak mı daha kötü diye sorabilirsiniz. Bana göre saf olmak daha kötü. Çünkü kötü bilinçlidir ve onunla mücadele edersiniz. Kötü ne yaptığının farkındadır ona karşı durabilirsiniz. Ama saf olayları idrak edemeyen, kendisini kullananları, kendisini istismar edenleri tepesinde taşıyan insanla işte mücadele edemezsiniz. Bana göre hayattaki en kötü noktalardan bir tanesi de kullanılıp, saf olarak görülüp farkında bile olmamaktır. Onun için insanların sizi kimliğinizle, kişiliğinizle kabul etmesini istiyorsanız filozofça yaşamda neyin nasıl geliştiğini, sebeple sonuç ilişkisini ve olaylar arasındaki değişimleri, gelişimleri görmeyi ve bunun akabinde de buna ait, buna dair bir duruş sergilemeyi yapmamız gerekiyor. Şimdi bu noktada işte felsefenin teorik ve pratik boyutlarının olması, yani teoride her şeyi bilmeniz sizin iyi bir insan olduğunuz anlamına gelmez. Bu felsefe açısından da böyle, dinen de böyle. Yani bir insanın dini bilgilerinin çok yüksek olması onun dindar olduğu anlamına gelmez. Dindarlık eğer iyi niyet, güzel ahlaksa bu kişinin bilgisi onu oraya götürmeyebilir, daha kötüsüne götürebilir. Onun için bilginin kullanımı felsefede de çok önemlidir. Bilgi felsefede sizi eyleme götürmelidir. Eylem de pasif bir eylem değil. Etkin bir eylem olması lazımdır. Biz onun için itaat kültürü değil itiraz kültürünü benimsiyoruz. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Hocam biz de size itiraz edelim. Ne kadar hoşunuza gider bu itiraz? Yani her şeyi itiraz ettiğimizden acaba sizin hoşunuza gidiyor mu derslerde? Öğrencileriniz bu noktada size itiraz ettikleri zaman bunları dinliyor musunuz? Şimdi bizim öğrencilerimizle, arkadaşlarımızla, yoldaşlarımızla temel dayanak noktamız şudur arkadaşlar. Hangi görüşte olursak olalım mantık ve akıl kaidelerine aykırı olmamak kaydıyla insanların özgür ve eşit olduklarını unutmamak kaydıyla şiddete ve ötekileştirmeye dayalı olmamak kaydıyla kişilerin fikirlerini söylemesi ve o fikirleri mantıksal tutarlık içerisinde savunması aslında zenginliktir. Ama şu var, hiçbir şekilde hiçbir bilgisi olmadığı konuda eğer ahkam kesiyorsa, işte o zaman e, orada hayır dememiz gerekiyor. Yani sen bunu bilmiyorsun. Neden hocam işte herkese say bilmiyorsa bilmiyordur arkadaşlar. Yani insanların hiç bilmediği alanla ilgili uzmanı olmadığı alanla ilgili her şeyi biliyormuş gibi ya da sağdan soldan duyduğu iki şeyle, Twitter'dan baktığı iki tane şeyle, doktor kesilmesi, ilahiyatçı kesilmesi, din insanı kesilmesi. Bunların hepsi problemli şeyler. Onun için uzmanlık dediğimiz bir şey var. Ve bu uzmanlığı yerine getirdiğimiz zaman kendi alanımızı tahkim etmek, korumak zorundayız. Onun için de işte bu bir yoldaşlık derken filozofça yaşam onu kastediyoruz. Filozofça yaşam öğrendikçe paylaşan, paylaştıkça yeni bilgilere ulaşan ve bu yeni bilgilerle de bir sistem oluşturan insanlar topluluğuyla gerçekleşir. Etrafınızdaki insanlar arasında bu tip insanlar yoksa o zaman o toplumun ya da o insanların dedikleri şekilde davranmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ne yapılması gerekiyor? Yaşam alanınızı korumanız gerekiyor. Yaşam alanınızı korumak için de akıl, mantık ve etik ve ahlaki bir tutum ortaya koymamız gerekiyor arkadaşlar. Bu müzakere ara bir müzakere oldu. Çünkü hayır ve sana ne ifadeleri birçok insan tarafından yadırganıyor arkadaşlar. genelde işte gençlerle ilgili de hani hep söylenir ya işte Z kuşağı, işte şu kuşaklar arası çatışma olmasa ama tabi bunu antik dönemde de buluyoruz. Yani gençlerin davranışlarını beğenmemek ya da gençleri eleştirmek gibi. Şunu söyleyelim, hayat dinamik bir süreç. Bu dinamik sürecin içerisinde insanlar sizin dediklerinizi yapmak zorunda değil. Yani benim öğrencim, benim evladım, benim arkadaşım, benim etrafımdaki insanlar benim dediklerimi yapmak zorunda değiller. Ama şu an hepimizin akli, mantiki, etik ilkelerde buluşma diye bir zorunlu var. Bunlar başka şeyler. Yani dediğimizi yapmak başka bir şey. Etik, ahlaki, hukuki ilkelerde buluşmak başka bir şey. Onun için sizlerden de bu konuyla ilgili cevaplar bekliyorum. Müzakerenin başında da sormuştum. Eğer istemediğiniz bir şey ortaya çıkıyorsa ve siz haklı olduğunuzu ve doğru olduğunu bildiğiniz konuda hayır diyebiliyor musunuz? Diyebiliyorsanız Niçin diyebiliyorsunuz? Diyemiyorsanız niçin diyemiyorsunuz? Filozofya yaşamın 13. müzakeresini burada kapatalım. Gelecek hafta Razi'nin makalesi üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İlginiz, katkınız, yorumlarınız ve desteğiniz için. Sağ olun, var olun.